Şurada bir yüzük var. Onu çevirince zıt yapıyor. Muhteşem ötesi bir merhaba arkadaşlar. Ben Sevilay, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Scholl'ün ayak bakım makinesini size tanıtacağım. Yıllardır ben bu makineyi de kullanıyorum ve çok memnunum. Makineyi ilk aldığımda internette nasıl kullanabilirim diye birçok açıklamaları okumuştum, araştırmalar yapmıştım. Kiminde ayaklarınızı ıslatın, öyle üzerinde uygulayın diyor. Kiminde de kuru ayakta uygulayın diyor. Ben ikisini denedim ve kuru ayakta uygulamayı tercih ediyorum. Tabii sonrasında ama yıkadıktan sonra güzel kremlemeniz gerekiyor. Evet. Ben ayaktan çok gıdıklanırım. O yüzden törpü ve onun gibi şeyler hiç kullanamazdım. Bana işkence gibi gelirdi. Ama bu makine hiçbir şekilde gıdıklamıyor beni. Acıtmıyor da. Sonradan ayakları tahriş de etmiyor. O yüzden bu makineden asla çok memnunum. Ve tabii ki ayak taşları da var bu makine harcında. Ama ayak taşlarını fazla kullandığınızda ayakta yara yapma tehlikesi var. Ben de onu bilemediğim için, korktuğum için ve dediğim gibi ayak altında çok fena gıdıklandığım için bu makineyi, sadece bu makine var hayatımda. İşimiz bittikten sonra makineyi güzel temizleyip, kapağı da içinde zaten var. Kapağını da kapatıp, güzelce kaldırıp muhafaza bu şekilde edebiliyorum. Şimdi ben bu makineyi ilk aldığımda öncelikle internette araştırma yaptım. Kuru ayakta mı yoksa yaş ayakta mı uygulamam gerekir diye. Bazı yerlerde kuru ayak, bazı yerlerde yaş ayakta uygulayınız diye yazıyor. Ben ikisini denedim ve kuru ayakta daha memnun kaldım. Siz de aslında ikisini de deneyip kendiniz karar verebilirsiniz. Ayağınız çok kuruysa evet, belki biraz ıslatmanız, biraz nemlendirmeniz belki daha iyi olacaktır. Ama yazın özellikle ayaklar zaten hafif havadan, nemliden dolayı çok gerekmiyor. Onu siz kendiniz deneye görebilirsiniz. Evet, makinamıza gelelim. Şimdi makinamızın tek bir başlığı var. Bu tek başlıkla çalışıyoruz. Şu şekilde. Şurada bir yüzük var. Bu yüzük sağa doğru çevirdiğinizde bu şekilde çalışıyor. Kafasını değiştirmek istediğinizde şu kenarında bir düğmesi var. Düğmeye bastığınızda kafasını değiştirebilirsiniz. Takarken de aynı şekilde. Bu şekilde. Kafasını ne zaman değiştirmemiz lazım? Bunun belli bir zamanı yok. Yani 3 ay, 5 ay diye bir şey yok. Sizin kullanmanıza bağlı. Ne kadar çok kullanırsanız o kadar çabuk ömrü tükeniyor. Değiştirmeniz gerektiği zamanı nasıl anlarsınız? Ayağınıza uyguladığınızda, ayağınızda o pürüzsüzlüğü hissetmediğinizde, o pıtırtıları, ayağınızdaki pıtırtıları yok edemediğini anladığınız an bilin ki ömrü tükenmiş ve beni değiştir diye bağırıyor sizi. O zaman değiştirebilirsiniz. Tek olarak da satılıyor. Aslında aldığınızda öncelikle makinenin içinde taşı var. Onun haricinde şu şekilde kutusu var. Kutusu genellikle ikili kutuda genelde ikili olarak satılıyor. Şimdilik nasıl uyguluyoruz? Ben size şimdi elimde göstereyim. Şimdi çalıştırdıktan sonra ayağınızı uygularken böyle dairesel şekilde uygulayabilirsiniz. Tersinden, düzünden, her türlü. O size kalmış. Ayağınızda bir güzel uyguladıktan sonra geliyoruz ayağınızın bakımına. Şimdi bunu kullandıktan sonra ayağınız çok fazla kuruyacak. Tabii ki öncelikle ayağınıza gidip yıkamanız gerekecek. Yıkadıktan sonra size birkaç krem önermek istiyorum. Benim en memnun kaldığım Dev. Almanya'dan almıştım. Zaten bitmek üzere. Umarım yeni yerlerden bulabilirim veya sipariş verebilirim. Buraya Fußpflege. Bunu kullandığımda genelde çok yağlı bir krem olduğu için ayağımda bir yere sürtmemem lazım. O yüzden ayak bakım çorapları oluyor. Onun üzerine geçirirseniz ve birkaç saat üzerine ayağınıza basmazsanız çok güzel sonuçlar verebilir. Özellikle ben bu kremi veya bu bakımı akşam yatmadan önce yapıyorum ki kremi sürdükten sonra, çorabı geçirdikten sonra daha ayağa kalkmak zorunda kalmayayım. Onun haricinde Scholl'ün kendi ayak bakım kremi var. Şu şekilde.
Şol kremleri şu an Türkiye'de tüm mağazalarda var. Her şekilde bulabilirsiniz. Bir diğer çok memnun kaldığım krem de Norwegian Formula Nutrogen Nuit Vogina. Bu kremden de çok memnun kaldım. Bu üçünü size tavsiye edebilirim. Ama dediğim gibi bu harika. Şol'un bütün kremleri çok güzel. Zaten Şol'un kendi makinesi harika ötesi bir şey. Eğer bu dediğim gibi bu kremden bulamazsanız ve hangi marka, hangi krem almam gerekiyor diye düşünürseniz size tek önereceğim Şol'un tüm markaları olabilir. Belki ayak yapısına göre veya içindeki içeriklere göre, kokusuna göre farklı şeyler bulabilirsiniz. O size kalmış. Ben aloe veralı olanını tercih etmiştim. Güzel de kokuyor. Bu kadar. Eğer çok fazla bakım yapmayı, el, ayak, tırnak, manikür, pedikür vesaire bu tür şeyleri yapmayı çok fazla sevmiyorsunuz veya beceremiyorsunuz, evde tek başına yapamıyorsunuz. Yani de kuaföre gitmem lazım, kuaförde yaptırmam gerekiyor veya ben evde yapamıyorum, işte onlara yaptırıyorum gibi şeyler düşünüyorsanız bence bırakın, makinenizi alın, kuaförde ekstra para vermeyin, git gel uğraşmayın, elinizi kendiniz yapın. Çok daha memnun kalacağınızdan eminim. Evet, pedikürcüler aslında eğlenceli de olabiliyor. Evimde olmak daha güzel tabii ki. Git gel uğraşmak istemiyorum. Çünkü küçük bir çocuğum var, küçük bir kızım var. Onu bırakıp da bir yere gidemiyorum. O yüzden benim de çok işime geliyor. Kızımı öğle uykusuna veya akşam uykusuna yatırdıktan sonra ya da kızım oynadığı yerde de olabilir. Her zaman 5 dakika 10 dakikada bu makineyi kullanarak çok güzel sonuçlar elde edebiliyorum. Size de tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, bugün de size Şol'un ayak bakım makinesini gösterdim. Memnun kaldıysanız eğer beğenme tuşuna ve hemen şu köşede bir yerde ya da şurada bir yerde, şu an tam bilemiyorum. Onun köşede bir yerde abone ol yazısına tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın.